Evet, herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Buradaki videoda sizlere Forza 5'te bu görmüş olduğunuz, ben de aynısını kullanıyorum arkadaşlar, Snoopy VH5 Pro Direksiyon setini nasıl bağlayacağız onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, video şimdiden bir like atarsanız çok güzel olur. Hatta abone değilsiniz de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ha, abone de olabilirsiniz değil de abone olun diyeyim, daha mantıklı. Tamam, video beğendiniz ve kanalda abone olduktan sonra hemen geçelim videomuza. Şimdi arkadaşlar, normal bir şekilde bilgisayarınıza Snoopy direksiyon setinize bağlıyorsunuz, tamam mı? Herhangi bir driver'ını vesaire indirmenize gerek yok. Okey, bir Forza açılıyor. Sonra tabi onu bağlayınca, oyuna direksiyonu bağlayınca arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi mouse gözükmüyor ekranda. Önceden CTRL tuşuna basarak, basılı tutarak mouse'u görebiliyorduk. Çok da oynamadığım için bu oyunu ne zaman gitti ben de bilmiyorum. Son bir güncelleştirme yayınlandı vesaire. Sayısını net hatırlamıyorum. Her neyse, çok da öyle biraz önemli ama genel anlamda kontrolü sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Hem klavye üzerindeki yön oklarıyla birlikte sağlayabiliyoruz. Hatta mouse'u şu an görmesek bile, şu an mesela mouse'u oynatıyorum arkadaşlar. Ok nerenin üzerindeyse orayı seçiyor. Biz şimdi ayarlara tıklıyoruz. Enter'la yapacağız arkadaşlar. Çünkü tıklama işe yaramıyor. Evet. Şimdi burada ne yaptık? Burada kontrollere geleceğiz, tamam mı? Bak, girdi, eşlemeyi değiştir diyor. Kendi ayarlarımı göstereceğim size. Burada bizim oyun kumandası diyor, klavye diyor, direksiyon diyor. Bak, bunu burada biz de direksiyonu seçeceğiz. Ben şimdi mouse'u göremesem bile şu an mouse'u rastgele hareket ettiriyorum arkadaşlar. Tahmini olarak hareket ettiriyorum. Bak, bulama ha. Bak, şu an mouse demek burada. Biraz yukarı kaldıracağım mouse'u. Bir saniye. Yana kaydırıyorum. Bak, şimdi orada. Bak, biraz daha yana kaydırıyorum. Tamam, geldik. Böyle bir zorluğu var arkadaşlar. Neyse, onu açtık. Direksiyon kısmına tıkladık. Sizde burada profil. Bak, burada bak, yerleşim diyor. Sizde olacak mı? Yoksa bile arkadaşlar, bu yerleşim kısmını geldikten sonra bak, yön okuyla sağa basınız diyor. Sizde sol da olabilir. İşte basacaksın bir şekilde. Hiçbir şey olmuyorsa bile oraya gelip üstünde o klavye üzerindeki yön okları var ya, sağ sol. Herhangi birine basın arkadaşlar. Bu profil kısmı çıkacak. Her şeyi sıfırdan yapacağım için herhangi bir profil yana kaydırdım, tamam mı? Bak, burada gaz ve freni birleştir diyor. Bak, buna geçmeden önce görüyor musunuz? Bak, gaz diyor, serbest diyor. Yanında ünlem işareti var. Bu ünlemleri yapmadan, bu direksiyon atamaları yapmadan buradan ayrılamazsınız arkadaşlar. Ünlem olanları kesinlikle yapmalısınız. Şimdi burada gaz ve freni birleştir. Benim öncesi neydi? Bakayım bir. Gaz ve freni birleştir açıkmış. Açık yapacağız. Eğer kapalı yaparsak ne oluyor ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal şeydi. Ya gazla fren algılamıyordu birbirlerine. Mi artık frene basınca mı gaz oluyordu? Gazı ikisine basınca da mı vesaire, öyle bir şeydi. Neyse, orayı çok da önemli değil. Buna evet diyoruz arkadaşlar. Direksiyonu birleştir. Buna hayır diyoruz. Benim önceki neydi bir bakayım. Hayırmış arkadaşlar. Tamam, hayır diyoruz. Şimdi gaz ekseni diyor. Gaz. Bak, Enter'a bastın. Ne yapacaksın? Direksiyon setindeki gaza basacaksın. Tamam mı? Bastım ben, algıladı. Geliyoruz. Frene geliyoruz. Frene de Enter dedik. Üzerine basarak. Ne yaptık? Fren kısmına bastık. Direksiyona geliyoruz. Enter diyoruz. Herhangi yöne çevir. Fark etmez. Sadece ekseni algılasın yeterli. El freni diyor. Ben el freni arkadaşlar 4 tuş atadım. Net hatırlamıyorum şu an. Hatırlamıyorum gerçekten, çünkü bayağı da oynamamıştım. Asetle oynadığım için bunu iptal ediyorum arkadaşlar. Tamam, kaydetmene devam et diyorum. Hangi tuşa atamışım? 4 tuşuna atamışım. Tamam. Buralı atalık diyelim. Nerede bu el freni? Geldik. 4 tuşuna atadık, tamam mı? Son kamerayı değiştir diyor. İşte yani buradaki direksiyon üzerindeki, bu arada hemen şunu göstereyim bir. Mod tuşu açık olmak zorunda arkadaşlar. Mod tuşu açık olacak ki bunun üzerindeki tuşları kullanabilirsiniz. Mod tuşu açık olmazsa eğer, şöyle bir şey var. Böyle çevirseniz dahi direksiyon algılamaz. Yani tam tur çevirdiğiniz zaman sistem onu algılıyor. O yüzden mod tuşunu açık bulundurun. Bu ayarları yaptınız. Kendi ayarlarımı göstereyim. Ben arkadaşlar, hatta ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben buradaki tuşları atadım.
Bunları değiştirebilirim. Şimdilik böyle. Bakın. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi sağa bak, sola bak, geriye bak. Onları da ayarladım. Yön okları, bu direksiyon simidinin üzerindeki yön oklarından. Sonra vites yükseltmeyi, bunun vites kolu işe yaramıyor arkadaşlar. Yarıyor muydu? Yarıyordu ama bu direksiyon simidinin arkasındaki kulaklıkta işe yaramıyor. Oradaki gaz ve fren olarak algılıyor. Çok da yani uğraşmadım. Görmüş olduğunuz gibi vites yükseltmeyi iki tuşuyla yapıyorum. Vites düşürmeyi de bir tuşuyla yapıyorum arkadaşlar. Ben kornayı da 3 tuş atamışım. Başka burada değinecek gereken konu var mı? Yok. Geldik en önemli konuya arkadaşlar. En önemli konuya. Hassasiyet. Gelişmiş kontrollere giriyoruz. Tamam mı? Burada zaten titreşim var ama hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Normalde çalışıyorum. Çok kötü bir titreşim var. O yüzden kapalı dedim. Dikey bakış ters çevir vesaire, o da kapalı. Fare serbest bakış açık yapmışım. Güç geri bildirimi tersine çevir. Bunu da kapalı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu güç geri bildirimi zaten yanında yazıyor arkadaşlar. Çok da önemli bir şey değil. Zaten hiç önemli bir şey değil. Bu snobby direksiyon için arkadaşlar. Şimdi direksiyon ölü iç noktasıyla dış noktası. Bunu nasıl ayarlayacaksın biliyor musun? Ben şimdi bir kendi ayarlarımı göstereyim. Bak bir dakika. Şöyle tam ekran şekilde. Bu sıra SS alabilirsiniz arkadaşlar. Benim ayarlarım böyle. Şimdi aşağıya geliyorum. Diğer ayarlarda bir dakika, ekran görüntüsü alacağınız şekilde ayarladım arkadaşlar. Şimdi ekran görüntüsü alabilirsiniz. Benim ayarlarım böyle. Hepsini şimdi tek tek anlatalım. Şimdi arkadaşlar bak, ölü iç noktasıyla dış noktası nasıl bileceksiniz biliyor musun? Bak. Şimdi bunu artık kaçtaysa sona getirin. Bunu da artık kaçtaysa isterseniz başa getirin diyecektim ama onu da yok ettiği için. İlk önce ölü iç noktayı bir sona getirin. Sona kaydet de oyun içine gel. Tamam mı? Arabayı çevir. Sonra direksiyonu çevir. İç nokta direksiyonun döngüye başladığı an arkadaşlar. Bak bak, döndürüyorum. Neredeyse yarıya bak, yarıyı bile geçti. Bak hala direksiyon dönmedi. Şimdi dönüyor. Gördün mü? Demek ölü iç nokta buymuş. Bunu öğrendim. Geldik ayarlara. Bir daha çıkmazak mı acaba ya? Tamam. Çünkü zor oluyor. Gelişmiş kontroller. Neymiş bunu arkadaşlar o zaman? Sıfıra çekeceksin. Sonra bakacaksın. Direksiyon döndürmeye başladığın an etkiyi görüyor musun? Ona bakacaksın. Tamam mı? Ölü dış nokta. Son nokta arkadaşlar. Sona gelirken son noktaya gelmesi lazım. Yani sen bunu sağa doğru çevirdin. Çeyrek tur döndürdün. Sona geldiyse demek ölü dış noktan %100'den az. İşte ona gibi ayarlayacaksın arkadaşlar. Direksiyon doğrusallığı. O ne demek? Ne yaptın? Direksiyonu ortaladın ya. Tamam mı? Direksiyonu ortaladın. Bu sıra gaza bastığın zaman araç düz gidiyor mu? Araç düz gitmiyorsa, benim mesela sağa kayıyordu arkadaşlar. Araç düz gitmiyor. Sağa kayıyor. Ben ne yaptım doğrusallığı? Sola çektim. Okey. Tamam, bu bitti. Geldik. Gaz ekseni ölü iç noktası. Bunu arkadaşlar, ya gaza basıyorsunuz ya, basarken gaz verme sınırı, pardon, gaza basıyorsunuz, bak basıyorsunuz gaza böyle, ilk bastığınızda tepki veriyor mu? Vermiyorsa ölü iç noktayı arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ölü dış nokta son noktası arkadaşlar, son nokta. Eğer algılamıyorsa, eğer şurada sona geliyorsa demek ölü iç nokta var, ölü dış nokta var, arttıracaksınız. İşte bunu böyle deneme yanılma yoluyla bulacaksınız arkadaşlar. Yavaş demeksini aynı şekilde fren ile alakalı. Benim fren çok kötü olduğu için arkadaşlar. Hatta benim fren sonda algıladığı için, onun gerisini hiç algılamadığı için ben ölü iç noktayı arttırdım. Tamam. Geldik debriyaja. Olmadığı için hiç gerek yok. El freni geldik. Ölü iç nokta. El freni de yok arkadaşlar. Son titreşim oranına geldik. Burası hiç ellemedim zaten. Hatta sıfır yapabiliyor mu? Aynen. Hiç sistemi yormasın mantığıyla düşündüm de zaten titreşim kapalı. Sıkıntı yok, bu böyle kalsa da bile oldu. Güç geri bildirim oranı. Bu ne? Neymiş? Direksiyon simidi dinamik. Bunda güç geri bildirim mesela yok ki arkadaşlar. Onu istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Yok. Çünkü G29 olmadığı için bu. O şekilde. Merkez yay ölçeği neymiş? Bak yanda yazıyor. Ben de sıfıra, ben de bir yapmışım arkadaşlar. Direksiyon amortisör oranı. Onlar hiç yok. Mekanik dayanık ölçeği işte 1. Güç geri bildirim vesaire vesaire. Bak neyi ayarlamışım ben? Güç geri bildirim yüksek hassasiyet. Bunu yani
geri bildirim. Büyük ihtimal zaten kapattık ama neyse, ben böyle bunu yapmışım. Yol hassasiyet ölçeği diyor vesaire. Direksiyon hassasiyeti. Ben kendi direksiyonuma göre bunu böyle ayarladım arkadaşlar. O şekilde işte bu ayarları kendinize göre ayarlamanız lazım arkadaşlar. Önemli olan nokta, onu söyleyeyim arkadaşlar buraya kadar izleyenler için. Bak, ölü direksiyon ekseni, ölü iç noktası. Direksiyon ekseni, ölü dış noktası. Direksiyon doğrusu aldı. Gaz ekseni, ölü iç noktası. Gaz ekseni, şu dış. Yavaşlama için iç dış. Önemli. Debriyaj önemli değil. Önemli değil. El freni önemli değil. Güç gelebilir önemli değil. Sonra direksiyon ne var başka önemli olan? Ne var başka? Ha. Sonra direksiyon hassasiyeti var. Hafif basıyorum, gidiyor. Evet. Bak yavaş gidiyor bak mesela. Ama benim direksiyon bayağı bir kötü olduğu için arkadaşlar, ikinci el almıştım ben zaten. Sonra içindeki yayı falan söktüm. Çünkü vantuzundan kopuyordu vesaire. Benim direksiyonum iyi olmadığı için arkadaşlar ayar tutmuyor. Ama sizde tutar büyük ihtimal, sıfır aldıysanız. O şekilde. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Gayet de iyi oynanabiliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Başka bir videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bye.